Yok, alışverişe çıkmadım. Tedaviye geliyorum buraya. Evet, çok geçmiş olsun. Evet, sağ olun. Nasıl gidiyor tedavi, ameliyat olmamak için? Ameliyat olmamak için direniyorum, evet. Biraz da yorgun gördük sizi, gözlük ve maske var ama. Neyi mi gördünüz de yorgun gördüm? İşte böyle gözlüklerden seçebildiğim zaman yorgunluk gözlerden okunuyor derler ya. İşte gözümü de kapattım onun için. Yok ya, yorgun değilim de. Yani şey... Biraz zorlanıyorum, ayağımı sürüye sürüye yürüdüğüm için öyle gelmiş çok olabilir. Çok geçmiş olsun, çok tutmayalım sizi. Yeni projeleriniz var mı? Hazırlık aşamasında mı? Çalışmalarınız var mı? Onu da bir öğrensek. Vallahi yeni, yani şu anda herhangi bir şey yok. Yani beklemedeyiz. İnşallah bir an önce geçsin her şey de. Ondan sonra bakacağız. Tabii kafamızda var bir sürü şeyler ama. Pandeminin bitmesini. Yani evet. Anladım. Peki. Daha iyi niyetli bakıyoruz. Şu anda tatildeymişiz gibi düşünüp yani işte bir takım şeylerin üstünde çalışılıyor. Bir araya geliyoruz arkadaşlarla. Ne yapılır, ne edilir çalışılıyor. Peki tedavi süreciniz ne aşamada? Şimdi tedavi sürecim sanırım bir şey 10 seansım daha kaldı. Ondan sonra bakacağız, yani şimdi iyiye gidiyor gibi. İnşallah kurtulursunuz i̇nşallah. Ameliyatsız diyelim. İnşallah. Sizi de yormayalım. Kızınız da müzik piyasasına giriş yaptı. Evet. Destekliyor musunuz? Ya her zaman, yani her zaman kızım ne istiyorsa arkasındayım tabii ki. Üstelik yaptığı şeyleri ben çok beğeniyorum. Yani bunu annesi olduğum için söylemiyorum. Gerçekten çok beğeniyorum. Yeni bir şeyler yapıyor çünkü. Alternatif bir şeyler yapıyor. Yani öyle. Siz hangi türde müzik yapmasını istersiniz? Ben onun yaptığı şeyden çok memnunum. Yani şimdi pop müzik yıllardır yaptık. Artık ben gerçekten hani böyle şey, yeni bir şeyler arayışı içindeyim. Onun için bana iyi geliyor onun yaptıkları vallahi. Baktığınızda işte benim kızım Emel. Ya öyle bir şey değil de, ama tabii yani kızımla çok gurur duyuyorum her şekilde, her bakımdan. Yani binlerce kez doğursam yine onu doğurmak isterdim. Onun için şey, yani özel, her bakımdan özel bir kız o. Yani insan olarak özel bir çocuk olduğu için mutluyum her şeyden önce. Düşünür müsünüz kızınızla bir diyet yapmayı? Olabilir, neden olmasın? Ben düşünürüm. Kızım düşünürse memnuniyetle. Buradan da o zaman Çağrı Hanım'a Çağrı beni al. Çağrı beni al ne olur. Peki son zamanlarda çok fazla şarkıcı piyasaya giriş yaptı. Evet, adım evet. Attı. Onlardan beğendikleriniz ya da eleştirdikleriniz var mı? Eleştirdiğim yok. Çok beğeniyorum. Yani teker teker şimdi burada saymak şey olabilir, unuttuklarım için incitici olabilir. Çünkü ben eskiden böyle şeyler sorulduğu zaman hani televizyonda beklerdiniz ya küçükken, biz de bu işe girdiğimizde. Yani acaba beni söyleyecek mi diye, yani o kimsenin o duyguya kapılmasını istemiyorum ama yeni jenerasyonda çok kıymetli çocuklar var. Yani peki Işın Karaca ile Merve Boluğur'un bir atışması oldu. Hiç bilmiyorum inan. Merve Boluğur yeni şarkı çıkartıyor. Işık Karaca da bir sen eksiktin güzel kız dedi. Sonrasında da Merve Boluğur zayıf olduğum için beni kıskanıyor Işık Karaca dedi. Oh. Böyle bir açıklamada bulundu. O biraz sıkıntıdan ilgili. Şey olmuştu. Yani oyuncuların şarkıcılık yapmasıyla ilgili. Herkes istediği gibi şarkı söyleyebilir. Oyuncular bir kere son derece yetenekliler. Zaten bir insan şarkıcıysa aynı zamanda oyuncudur da, aynı zamanda ressamdır da. Yani gerçekten bu bir şekil, bir tek şekilde gelmiyor bu yetenek. Onun için bence insanlar özgür olmalı. Bir sürü oyuncu var şarkıcılardan bin kat daha iyi söyleyen. Yeni jenerasyonda da müthişler. Yani gerçekten çok çok yetenekliler. Ama ben... Mesela bu jenerasyonda doğsaydım %1500 rapçi olurdum. Onu biliyorum. Rapçi olurdunuz. Rapçi takip olurdum. Ettiğiniz, sevdiğiniz rapçiler kimler? Çok, bak onları da isim isim saymam. Saydırmayın bana. Ama yani çok seviyorum. Aralarından bir tanesini söyleyin desek.
Hangisini söylersin? Norm Ender. Tamam, hadi gidiyorum. Bay bay.